Tacır'ı alkışlarla sahneye davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz efendim. Malumunuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmek, Türkiye'yi her alanda tam bağımsızlık iddiasını en güçlü şekilde devam ettiren bir ülke kılmak için hep birlikte sizlerin gayretleri, sizlerin öncülüğünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son dönemde pek çok işe imza atmaya gayret ettik ama herhalde sizin sektörün en fazla memnuniyet duyduğu işlerden biri geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla özellikle çalışma arkadaşlarımızın uzaktan çalışma imkanlarını genişleten bir karardı. Bu kararın gerçekleşmesinde gerçekten tüm sektör paydaşlarının büyük bir katkısı, büyük bir çabası oldu. Sözlerimin hemen başında bu kararın hepimize, sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum. Önümüzdeki dönemde yeni müjdelerimiz devam edecek. Yani çok nitelikli, çok yetkin bir insan kaynağımız var. Arzu ediyoruz ki bu insan kaynağımız Türkiye'ye değer katmaya, sizlerin çalışmalarına değer katmaya devam edebilsin. Dolayısıyla bu insan kaynağımızın, insan kıymetimizin bugünkünden daha iyi koşullarda çalışmalarını sürdürebilmesi adına inşallah yakın zamanda yeni müjdelerimizi de sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Tabii bilişim sektörü gerçekten Türkiye'nin kalkınma yolculuğunun anahtar sektörü. Mobiliteden akıllı yaşama, sağlığa, enerjiye, tıbba, haberleşmeye, uzay teknolojilerine kadar değişimin, dönüşümün en hızlı yaşandığı alan aslında sizlerin yürüttüğünüz çalışmalarla ortaya koyan işlerle şekilleniyor, işlerle inşa ediliyor. Ve bu ekosistem yıldan yıla, günden güne büyümesini sürdürüyor. Bugün artık Türkiye'mizin 1500'den fazla araştırma geliştirme merkezi var. Türkiye'de 94 teknoparkımızda 8000'den fazla şirketimiz inovasyon odaklı, araştırma geliştirme odaklı çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah önümüzdeki dönemde hep birlikte yeni işlere imza atarak bu ekosistemin daha güçlü çıktılar üretmesini sağlıyor olacağız. Bizim yaklaşık 200 bin yazılım geliştiricimiz var. Biz bunu çok farklı yollarla tahminlemeye çalışıyoruz. Ama rakip ülkelerimiz, Avrupa'nın bazı ülkelerinde yazılım geliştirici sayısı 900 binleri, 1 milyonları yakalamış durumda. Biz bu yarışta insan kıymetimize yatırım yapmaz isek rekabet gücümüzü koruma şansına asla sahip olmayacağız. Ve her bir yetiştireceğimiz yazılım geliştiricinin bu ülkeye yıllık en az 100 bin dolar ilave katma değer getireceğinin farkında olmalıyız. Bu her 10 bin yazılım geliştiricinin 1 milyar dolar ilave katma değer getirmesi demek. Dolayısıyla hep beraber yapacağımız işler, yapmakta olduğumuz işleri bu gözle gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Efendim şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımız Doktor Sayın Ömer Fatih Sayan bir kez daha bilişim törenimizi onurlandırdılar. Hoş geldiniz efendim. Ülkemizdeki güçlü ve sabit mobil altyapıyla haberleşme hizmetinde eğitim, sağlık, iletişim, alışveriş, bankacılık gibi pek çok işlemlerimizi biz çevrimiçi ortamlarda sürdürdük ve bu süreçte bilişim sektöründeki yatırımlar hız kesmeden devam etti. Rakamlara baktığımızda bilişim sektörü açısından 2021 yılında son 10 yıldaki en büyük, en yüksek büyüme %30'a yakın bir büyüme ile gerçekleşti. Ve bu anlamda bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemi ve büyüklüğü her geçen gün daha artıyor. Küresel bilgi iletişim teknolojisi pazar büyüklüğünün 2026 yılında 5.6 trilyon dolar büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor. İçinizde patronlar varsa ya da C-level herkesin gayet yakinen yaşadığı gibi bizim yazılım kaynaklarımız ne yazık ki Türkiye'den kaçıyorlar. Sadece Türkiye'den kaçmıyorlar, diğer ülkeler için çalışmayı, türlü online remote çalışma imkanlarıyla da bunu da yapıyorlar. Ve bunu yapmaları da kendileri açısından son derece haklı. Niye? Çünkü biz OECD ülkeleri içerisinde sondan ikinci durumdayız yazılımcı kaynaklara verdiğimiz ücretler açısından. Yani hem yazılımcı kaynaklarınıza çok az ücret verip hem de bunları kendi uhdenizde tutmayı, payroll'unda tutmayı beklemeniz çok da gerçekçi bir şey değil. Buna ilişkin bize alternatif öneriler geliyor. İşte bunların başka şirketler için çalışmasının engellenmesi, dışarı gitmesinin engellenmesi konusunda tuhaf, liberal olmayan, kapalı bir ekonominin ancak yapabileceği şeylerden bahsediliyor. Böyle bir şey doğal olarak olmuyor ve olmayacak da. Fakat buradaki bütün piyasayı düşündüğünüz zaman şöyle bir cümle kurmak yerine işte bizdeki yazılım uzmanları yurt dışına gidiyorlar ya da yurt dışına gitmeseler bile işte yurt dışındaki şirketler için burada on saat çalışmaya devam ediyorlar gibi bir cümle kurmak ve bundan şikayet etmek yerine dünyada, bu dünyada
yazılım kaynaklarının en ucuz olduğu ülkelerden biriyiz. Çok ciddi bir ucuzluktan bahsediyoruz ve bu bir rekabet avantajı. Dolayısıyla bu rekabet avantajını, yani bu görece ucuz ve kaliteli, bunun altını çiziyorum, yani kalitesi değil, Hindistan'dan bahsetmiyoruz, Türkiye'den bahsediyoruz. Kaliteli kaynaklarla, insan kaynaklarıyla neler yapabileceğinize ilişkin işler geliştirmeniz, yabancılarla, yerlerle ortaklıklar kurmanız bence ciddi bir iş fırsatı olarak önünüzde duruyor. Bunu realize ederseniz bizim servis ihracatımızı arttırırsınız. Realize edemezseniz küçülürsünüz ve biz de ICT servis ihracatından mahrum kalmış oluruz. Dolayısıyla burada kötümser ve mevcut durumu eleştiren ve hiçbir kazancı olmayan bir cümle kurmak yerine burada neyi nasıl yapabileceğinize ilişkin diğerleriyle de mutlaka ortaklıklar kurarak ve bizim iş kültürümüzde ne yazık ki çok olmayan paylaşmayı da becererek bir şeyler yapmanız hem ülke ekonomisine hem de öncelikle kendi şirketlerin zinciri olsuna olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum. İşte sahnede bilişim sektörünün bugün öncü bir sektör olmasında diyoruz. Sağ olun efendim. Ve efendim Sayın Osman Çevici ve Sayın Hakan Akalın da yine bu kategori birincisi oldu. Tony ve sevgili Ukrayna'yı tebrikten tutuyoruz. Ve Sayın Mehmet Fatih Karakır'dan ödüllerini alacaklar. Çok teşekkür ediyoruz.